Gönül Kunarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız her zaman olduğu gibi bizim yanımızda. Yine kendisiyle konuşacağız, soracağımız bir sorumuz var. Bu sorunun cevabını almaya çalışacağız. Ama soruya geçmeden önce sözü yine Osman hocamıza bırakalım. Hocam buyurun. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. İnşallah Teala. Ayrıca hastalarımız varsa Cenab-ı Hak Ankara İzvan şifa ihsan eylesin. Borçlarımız varsa eda ihsan eylesin. Dertlerimize deva nasip etsin. Şu anda eceli gelmiş olanlar varsa Cenab-ı Hak onlara da iman selameti ihsan etsin. Sıkıntıda olanların sıkıntılarına da hayra tebdil eylesin. İnşallah Teala diyoruz efendim. Hocam şimdi soracağım soru önemli bir konu. Herkes de tabii dikkat kesilecektir konuya. Şimdi bizim kul olarak, hatta Müslüman olarak bir türlü başaramadığımız konulardan biri var. Yani Allahü Teala'nın yarattığına, onun takdirine razı olma konusu. Bunu biliyoruz. Hatta iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Kaderde ne yazarsa o olur. İnsanın aklında ne yazarsa o olur. Ama feryat ediyoruz. Evet. Ama sıkıştığımız zaman ya da sizi tenzih ederim, kuyruğumuza basıldığı zaman feryat ediyoruz hemen. Doğru. Şimdi Allah-u Teala'nın takdirine razı olmak deyince biz Müslüman olarak neyi anlayalım, nasıl hareket edelim? Bu konuda büyüklerimizin hayatlarından da örnekler vereceksinizdir mutlaka. Buyurunuz efendim. Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda tabii hani imanın altı şartı siz de ifade ettiniz. İmanın altı şartından birisi de hayrın ve şerrin Allah-u Teala'dan. Yani kadere iman etmek. İmanın şartıdır. İnkarı küfürdür. Evet. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve kaderin tanımını, tarifini de yapmış ehl-i sünnet alimleri. Kader Allah-u Teala'nın ileride olacak her şeyi ezelde bilmesidir. Peki kaza ne demek? Kaza da bu bildiklerini levh-i mahfuzda göstermesidir. Zamanı gelince olmasıdır diye tarif ediyorum. Kader her şeyin levh-i mahfuzda toplu, kısaca varlığıdır. Kaza ise bunların şartlarının ve kendilerinin birer birer zamanlarında yaratılmasıdır diye tarifi, tanımı yapılmış. En hoş bir şekilde tarifte kader Allah-u Teala cebri mütehakkim değil. Yani Allah-u Teala'nın zorla yaptırması değil. İlmi mütekaddimdir. Kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz önceleri de bilmesi. Önce burasını açıklamış ehl-i sünnet alimleri. Yani kulu tanıtmışlar, yaratılanları tanıtmışlar. Ondan sonra insan kendisini şöyle bir düşünsün. Ve kendini toparlasın, nedir ne değildir. Şimdi kainatın içerisinde bir zerredir. Yani hesaba gelecek bir tarafı bile yok. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, hani bir gece, bir cuma gecesinden nakletmiştik. Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin o namaz risalesindeki konuyu nakletmiştik. Evet. Mesela on mübarek saat diyor ki namaza durmadan önce şöyle düşün diye bir başlamış. İnsan, mesela şu anda biz yeryüzünde 7 milyar insan var diyoruz. Bunun 70 katı cinlerdir. 77 milyar. Buraya kadar toplama çıkarmasını biliyorum yani. Ondan sonra bu ikisinin 10 katı buyuruyor. Bu ikisinin 10 katı, yani insan ve cinin 10 katı karada yaşayan hayvanlardır. Karada yaşayan hayvanlar 10 katı 77, 777 oldu. Ondan sonrasını bilemem, sen hesap edeceksin. Bu üçünün 10 katı işte havadaki uçan varlıklar. Bu dördünün 10 katı denizdekiler. Bu beşinin 10 katı yeryüzündeki melekler buyuruyor. Ve altısının 10 katı birinci kat gökteki melekler. Ve bunun yedisinin 10 katı işte ikinci kattaki melekler. Ondan sonra çıkıyor böyle 10 kat. Arş-ı Ala'dakileri, yani bunların toplamını 10 katı falan da demiyorlar. Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez onları. Hatta Cebrail'sine Miraç gecesi böyle bir müddet Arş-ı Ala'yı tavaf eden melekleri seyrediyor. Ve Cebrail'e soruyor, diyor ki bir gördüğüm meleği bir daha göremiyorum. Vallahi ben yaratıldığımdan beri göremedim diyor. Yaratıldığımdan beri, kaç yüz bin sene yaratılmış, ben yaratıldığımdan beri diyor. Orayı tavaf eden bir meleği. O kadar ikinci, çok yani. İkinci defa tavaf ettiğini ben görmedim diyor. Görmedim. Ve Abdülkadir Geylani
özür dilerim, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki namaza durmadan önce bunu düşün. Nesin şimdi? Trilyon, katrilyon, oktilyon, ondan sonra var mı bilmiyorum. Yani oktilyon, var tabii teknik olarak ama. Oktilyonda bir. Yani ya varsın yoksun gibi bir şey yani. Hesaba bile katılmazsın. Hani benim falan diyorsun da hikaye, varlığın hikaye. Bunu anlatıyorlar mesela, namaz konusunda anlatıyor. Bunu diğerlerine de şamil ediyor. Öyle düşününce yani dünyadaki yaratılan varlıklar içerisinde, yani melek, cin, hayvanların içerisinde sen oktilyonda bir. Veya daha yukarıda rakam varsa, onların toplamını hesap edenler varsa, zaten hesap edemiyorsun, arş-ı âlâdaki melekleri bilmiyorsun. Oktilyonun üzerinde daha rakamlar varsa onlarla söyle. Yani onların içerisinde bu kadar büyük ve kalabalığın içerisinde bizi bulmaya kalksalar bulamazlar. Mikroskopla arasalar bile zor ya. Bulamazlar. Şimdi dolayısıyla işte benim efendim, ben varım. Sen nesin yani, işte busun yani. Sen busun diyorlar. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı işte mahlukata birisin. Hani insan kendisinin vücudunu, gövdesini görüyor. Yerde yürüyen karıncaları görüyor. Ne bileyim, ufacık sinekleri görüyor falan. Şöyle bakıyor falan. İyi de bu trilyonlarda, oktilyonlarda sen nesin? Karınca bile değilsin belki. Evet. Karınca bile değilsin. Hani yani cüsse olarak da mesela Cebrail Aleyhisselam. Evet, onlarda kibir ucup olmaz ama. Bir gün böyle bütün kanatlarını açıyor. Şöyle Cebrail Aleyhisselam bakıyor falan. Kendini beğeniyor hani. Bu kibir değil beğenmesi. Acaba diyor, Rabbim benden daha cüsse olarak büyüğünü yarattı mı ki diye. Gönlünden geçiyor. Çünkü onlar da aynı şekilde düşünme, akıl, onlarda da var. Allah-u Teala buyuruyor ki, ya Cebrail, falan yerde bir kulum var, bir melek kulum var, git ona selamımı söyle. Bütün o 360 bin kaç tane kadar kanadıyla beraber işte kulağına girmiş diye anlatılır böyle. Kulağına girmiş diye anlatılır. Uzağa gitmeye gerek yok şeyde. İmam-ı Gazali Hazretleri Dürriyetül Fahire kitabı, hatta Hakikat kitabı, onu Kıyamet Ahiret diye tercüme etmiş. Mesela orada anlatılıyor. Mahşer günü cehennemi, cehennem yani bu yaratılanların içerisinde bir gezegen, bir şey. Onu mesela yörüngesinde bulunduğu yerden mahşere doğru çekiyorlar. İşte çeken meleklerden bir tanesinin cüssesini anlatıyor. Orada İmam-ı Gazali parmağının ucunda diyor, dünyadaki bütün deryayı koysan alır. Ana, Hint okyanusu, Atlantik okyanusu, hepsi parmağının üstünde. Ya dünya parmağının üzerinde yani. Dünya parmağının üzerinde. Parmak. Parmağının üzerinde. Cüssesini hesap etsen şimdi. Şimdi o varlıkların içerisinde sen nesin? Hiçbir şeysin. Peki diyeceksiniz, efendim niye hani uzattınız, geldiniz, bunu niçin anlattınız? Tabii ehl-i sünnet alimleri de anlatmışlar. Önce insan haddini bilmesi lazım. Edep zaten haddini bilmek diye tarif edilmiş. Dolayısıyla mülk Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hak bize ihsanda bulmuş, bizi insan olarak yaratmış ve bir de emirleriyle bizi muhatap kılmış. Bu insan için en büyük şereftir. En büyük şereftir. Peki insanın seçme hakkı var mı? Allah-u Teala'nın yeryüzünde, Allah'ın yeryüzünde bizi imtihan ederken yarattığı şeyler üzerinde Cenab-ı Hak bize tercih hakkı vermiş. Peki yapma, yaratma Allah-u Teala mahsus. Hangi niyetle olursa olsun bir başkasına yaratma kelimesini kullanmak küfürdür diye geçiyor. Kitaplarda. Hatta tam İlmihal Saadet Ebedi'nin Allah-u Teala'nın isimleri konusunda anlatılırken buna aynı şekilde naklediliyor da bildiriliyor. Hangi niyetle olursa olsun, hangi maksatla olursa olsun. Hani bazılar diyor, ben o niyetle söylemiyorum. Bunun niyeti yok buyuruyor. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Yaratan, yoktan var eden Cenab-ı Hak'tır. Mülk de O'nundur. Mülkünde dilediği gibi tasarruf sahibidir. Dolayısıyla sen böyle yaptın. Efendim işte Allah Teala şöyle yarattı, böyle yaptı. Yaratır, mülkü O'nun. O mülkünde dilediği gibi aynı şekilde hareket eder. Gezegenlerin bazısını imha eder, yok eder. Yarattığı canlardan çoğunu yok eder. Yazık değil mi, günah değil mi? Sana ne ya? Sen kendi evindeki eşyaları imha ediyorsun ya, çöpe atıyorsun ya, bazılarını da yakıyorsun ya. Yazık değil mi, günah değil mi? Onlar niye yapıyorsun öyle? Bazen bir tabloyu aynı şekilde yukarıya asıyorsun, sonra bakıyorsun, yeni bir şey getiriyorsun, onu indiriyorsun. O yeni getirdiğin tabloyu aziz ediyorsun, onu yükseltiyorsun, öbürüsünü çöpe atıyorsun, zelil ediyorsun. Sen insan olarak bu tasarrufa sahipsin de, her şeyin sahibi yaratanı sahip değil midir? Senin kullandığın o eşyaların itiraz hakkı var mı? Kime itiraz edecek canım, hepsi benim diyorsun. Hatta bırak onu. Adamı mesela diyelim ki
yüzlerce binlerce koyunu var, keçisi var. Adam 1000 tane koyunu var. Misafiri geldi. Hemen yakaladı birisini götürdü kesti. Yazık değil mi ya, canlı ki benim malım diyor. Demiyor muyuz? Öyle. Benim malım diyor. O sana mesela diyelim ki bahçem var, götürdüm bir sürü misafirleri. Hemen girdim falan, domatesiydi, salatalıydı, yoksa elmasıydı, vişnesiydi, ne varsa. Girdim patır kütür patır kütür aynı şekilde bunları kopardın geldin. Canlı değil mi onlar? Yazık değil mi, bunlar canlı, niye koparıyorsun? Dediğimiz zaman ya bu benim diyorsun. Bu benim diyorsun. Hayvanı kesiyorsun. Kümes hayvanı varsa tavuğu çıkartıp kesiyorsun. Horozu çıkartıp kesiyorsun. Koyunu, kuzuyu, nesiye kesiyorsun. Bunlar benim diyorsun. Hatta evlatların üzerinde bile aynı şekilde hükmünü icra ediyorsun insan olarak. Ve bütün bunlar için, yani malın için, maşadın için, evladın için de kavga ediyorsun yani. Değil mi? Tabii tabii. Bir başkası fikrini söyleyecek olursa. Yani birisi almaya kalksa, tabii, bir şey söylemeye kalksa kavga ediyorsun bile yani. Sıkı veriyorsun gırtlağını. Benim yani. Benim. E sen şimdi kendi mülkünde, tamam, ona bir itirazımız yok. Kendi mülkünde dilediğini yapma tasarrufu sana ait de Allah-u Teala bütün mülk onun, Allah-u Teala dilediği şekilde yaratamaz mı? İnsanlardan bazısını uzun, bazısını kısa yaratmış. O öyle istemiş. Bazısı zenci, bazısı sarı, bazısı evet, beyaz. Bazısı beyaz. Öyle yaratmış. Bazısını zengin, işlerini rast getiriyor. Bazılarını da fakir. Mülkü onun. Dilediğine dilediğini verir. Dilediğini hükümdar yapmış. Efendim ama zalim olmuş. Hesabını soracağım buyuruyor. Herkese dünyada kimisine fakirlik, kimisine zenginlik, kimisine amirlik, kimisine hükümdarlık neyse veriyorum. Kimisine ilim veriyorum. Ama bunları nerelerde kullandı, hangi maksatta kullandı hesabını da ben soracağım buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü tercih yetkisi veriyor. Tercih yetkisi. Mesela şimdi ben kendim ilahiyat mezunu olduğum için oraya getireyim konuyu. Adam ilahiyatı bitirdi. İlahiyatı bitirdi. Bitirdi de bu etiketle veya bu bilgiyle ne iş yapacak? Ya kendi kafasına göre İslamiyet'i değiştirecek, bozacak, bidat sahibi, mezhepsizin birisi olacak. Veyahut da bu etiketle aynı şekilde bu bilgiyle doğruyu bulacak, doğruyu araştıracak. Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak anlatacak. Tercih kendisine aittir. Veya bu etiketi para kazanmaya sebep kılacak. Kitap yazacak, ne bileyim sohbetler yapacak, vaazlar edecek, bunlara aynı şekilde ücretli yapacak. Bir konferansa işte $1000 gelirim, $5000 gelirim diyecek. İşte yok mu? Var. Çok. Var. Dolayısıyla bazıları da mesela ses verir. Birisine bakıyorsun karga gibi sesi. Yaratan öyle yaratmış, öbürüsüne de bakıyorsun. Hakikaten insanı etkiliyor ama nerede kullanacak o sesi? Kimisine güzellik vermiş, kimisine aynı şekilde çirkin yaratmış. Dolayısıyla bunların zaten insanın boyunun kısa, uzun veya bunlar zaten aynı şekilde hiçbir zaman kimse kimseye aynı şekilde soracak veya hesap verecek hali söz konusu değil. Yaratan öyle yaratmıştır. Bizim hesaba çekileceğimiz konu, nedir? Allah-u Teala'nın emirlerini Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla bildirmiş. Oralarda biz belli bir tercih yapıyoruz işlerimizde. İşte bu konuda insanlar şaşalamış. Hatta bu İslam alimlerinin büyüklerinde olan İmam-ı Rabbani Kutusu'dur buyuruyor ki Mektubat isimli kitabında. Kaza ve kaderin esrarını, sırlarını din cahilleri anlayamayıp doğru yoldan kayar. İnsanları işlerinde mecbur, esir veya hakim, yaratıcı sanmak tehlikesine düşerler. Allah-u Teala peygamberlerin en üst diniyle kullarına doğru yolu, doğru bilgiyi gösterdi. Yanlış düşünen cahillerin ve asilerin özür, bahane etmelerine meydan bırakmadı. Onun eshabının her biri Allah-u Teala'ya itaat edenlerin ve kadere inanıp kazaya razı olanların en iyisidir. Kaza ve kader bilgisini çok kimseler anlayamamış, doğru yoldan ayrılmışlardır. Bunlardan bir kısmı insanların isteyerek yaptığı işlerin cebir, zorla olduğunu sanmış. Cebriye mezhebi böyle evet diyor. Çokları da insanların her işi yaratarak yaptığını, Mutezile de öyle diyor. İnsan diyor kendisi yaratır diyor. Kul fiilinin evet, haliki diyor. İsteyerek yapılan işlere Allah-u Teala'nın karışmadığını söylemiştir. Üçüncü anlayış şekli de doğru yolda gidenlerin, İslamiyet'i iyi anlayanların sözüdür. Bunlar Fırkayı Naciye ismiyle müjdelenmiş olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tır. Bunlar birinci ve ikinci kısımda olanlar gibi taşkınlık yapmamış, orta yolu seçmişlerdir. Ehl-i Sünnet'in reisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerine, Allah-u Teala insanların istekli işlerini onların arzusuna bırakmış mı diye soruyor. Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala rububiyetini, yani yaratmak ve her istediğini yapmak büyüklüğünü
aciz kullarına bırakmaz buyurdu. Yani Mutezile kendi fiilini hali kırıyor ya, orayı kapatıyor. Tekrar soruyor bu sefer, peki diyor kullarına işleri zorla mı yaptırıyor? Cebriye mezhebi böyle diyor ya. Ve Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala adildir. Kullarına zorla günah işletip sonra cehenneme sokmak onun adaletine yakışmaz buyurdu. Onun adaletine yakışmaz. Bunun üzerine tekrar İmam-ı Azam Hanif Hazretleri o halde insanların istekli hareketi kimin arzulu oluyor, kim yapıyor diye sordu. Cafer-i Sadık Hazretleri de işleri insanların arzusuna bırakmamış ve kimseyi cebretmemiştir. İkisi arası ola gelmektedir. Yaratmağı kullarına bırakmadığı gibi zorla da yaptırmaz buyurdu. Peki Ehl-i Sünnet alimleri oradan ne yakaladı? Ha, onu da anlatıyor. İşte Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki kulların ihtiyarı yani tercihi, istekli hareketlerini, işlerini Allah-u Teala yaratmaktadır. Onun kudretiyle var oluyorlar. Fakat insanın kudreti de karışmaktadır. İstekli hareketlerimiz Allah-u Teala'nın kudretiyle yaratılır ve bizim kudretimiz ile kesb edilmiş olur buyuruyor. Yani bizim anlayacağımız şekilde Allah-u Teala kuluna tercih hakkı vermiş. Şimdi daha canlı bir misal verelim. Şimdi TGRT FM'de Cuma gecesi burada program yapıyoruz. Bizim önümüzde iki tane tercih var. Ha, bu tercihi de çoğaltabiliriz. Bu akşam buraya gelip bu programı yapmak veya hastayım, ustayım, izinliyim deyip yapmamak. Değil mi? Evet. Asgari iki tane tercihimiz var. Geldik. Programı yapıyoruz. Gelip program yapmak bizim kaderimiz oldu. Kim tercih etti? Biz. Biz tercih ettik. Ha, bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ha, gelmezseniz ücretinizi keserler. Kessinler. Vermesinler. Tercih tercihtir. Biz ücret de istemiyoruz, programda yapmak istemiyoruz dedik mesela. Yani. Bu da bir tercih yani. Ya da gelmeseniz de ücretinizi vereceğiz dediler. Veya dediler, biz de gelmedik mesela. Mesela yani. Yani biz tercih kullandık mı kullandık. Başka şeyler de çıkabilir. İkimiz birden hasta olabiliriz. Veya ikimizin de yakın aynı şekilde vefat etmiş olabilir. Değil mi? Olabilir. Üçüncü bir tercihtir o da. Veya dördüncü tercih olan Osman Ünlü ölmüş, Allah rahmet eylesin. Derler inşallah değil mi? Hatta başımızdan eksik etsin. Ya bunların hepsi olur mu? Evet olur. Bunların hepsi olur. Dolayısıyla ya da radyoda bir şey olur. Yani ne bileyim yayın kesilir, bir yayın teknik kesilir. Bir arız olur. Biz geliriz de ha? Yayın yapamayız. Biz konuşuruz da yayın gitmeyebilir. Yani. Veya biz geliriz sesimizi duyanamayabiliriz. Yani bir sürü şeyler olabilir mi? Evet olabilir. Ama burada bizim yani sorumlu tutulduğumuz biz gelmişiz. Ondan sonra irademizi, tercihimizi bu yöne kullanmışız. Ha buradaki alet edevat bozulmuş. Evet. Biz suçlu değiliz. Gelmezsek tercihimizi kullanarak gelmedik, suçluyuz. Bunun bir bedeli var, öderiz. İşte insanlar da Allah-u Teala peygamber gönderiyor. O peygamberler vasıtasıyla emir ve yasaklarını bildiriyor. İnanıp inanmamak, bu dini kabul edip etmemek insanın tercihine bırakılmış. O gelen dini kabul ettin, İslamiyet'i kabul ettin. O programdır. Şurasını kabul ederim, burasını kabul ederim. Öyle bir şansın yok. Yok öyle bir şey. Yani imanın 6 tane şart var. Ben 5'ini kabul ediyorum, birisini kabul etmiyorum. Hepsini reddetmiş olursun buyuruyor. Hepsini reddetmiş olursun. Bütün olduğu gibi kabul ettin. Ha, gevşeklik yapıyorsun. Tembellik ediyorsun. O affedilir buyuruyor. O affedilir. İman konusu zaten tamamen herhalde insanın tercihinde olan bir şey değil mi? O insana aynen bırakılmış yani. Tabii. İnanıp inanma, kabul edip etmemek. Aynen öyle. Burada Allah-u Teala'nın bir müdahalesi yok. Yani yok. Olursa zaten adalet olmaz yani. Sadece merhamet ettiği için, kullarına merhameti çok olduğu için insanlara akıl verdiği halde insanları akıllarıyla baş başa bırakmamış. Peygamber göndermiş. Ha, o çok büyük nimet. Yani evet, o merhamet işte. Şimdi mesela Kur'an hatta mesela Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyetti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç ağzını açmayıp onu açıklamayabilirdi. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeyebilirdi. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Tefsir etmeyebilirdi. O zaman ne yapacaktık? Şimdi zamanımıza çıkan mezhepsizler gibi her kafadan bir şey çıkacaktı o zaman da. Herkes anladığını artık din diye
yapmaya çalışacak. Ne kadar Müslüman varsa o kadar anlayış çıkacaktı. Ben öyle değil, böyle anladım. Cenab-ı Hak merhamet ettiği için peygamberi gönderiyor. Peygamber vasıtasıyla gönderiyor. O peygamber de aleyhissalatü vesselam bunları açıklıyor. Hatta sözde açıklamakla kalmıyor. Onlar bizzat yapıyor. Tatbikat. Tatbikatını yapıyor. Öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, Ramazan-ı Şerif orucu nerede başlayacak, nerede bitirecek, nereden sakınacak? İnsanlar soruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cevap veriyor. Ve bunların hepsi de kitaplara aynı şekilde intikal ediyor, yazılıyor. İntikal ediliyor, yazılıyor. Ha ondan sonra demin güzel söylediniz. Peygamber Efendimizle beraber Allah-u Teala son dinini merhamet olarak Muhammed Aleyhisselam'a göndermiş. Tercih insana bırakılmış. Cenab-ı Hak zorlaşıyorsun. 7 milyar insan, 7 milyarın hepsi de iman ederdi. Zor söz konusu değil. 1 milyar küsur veya 1,5 milyar neyse. Müslümanların nüfusu. Ve bunlar da kendi aralarında aynı şekilde fırkalara ayrılmış. Kendi kafasına göre aynı şekilde tercihini kullananlar olmuş. Herkes bir tercih kullanıyor ama o tercihin neticesinde o tercih insanı bir yere götürüyor. Ha neye benzer? Neye benzer? Ha şimdiki şimdi daha çok hani köydekiler bile bilir, en azından büyük bir vilayete gittiyse otobanlar var. Çok eskisi gibi değil yani otobanlar. Otobanlarda yani vilayetler arası giden yollarda şeyler var. Trafik işaretleri var. Veyahut da levhalar var. Evet. Mesela diyor ki işte 10 kilometre sonra veyahut da 1000 metre sonra diyor işte şu kazaya tabelayı gösteriyor. Hazırlan eğer oraya döneceksen. Sen iş yapma, başver, ben bulurum dönerim falan dedi. Bir geçtin tamam. Gidiş o gün şu otobanda başka da çıkış yolu olmadığı için bir tercih kullandın. Bir tercih kullandın. Mesela diyelim ki İstanbul-Ankara arasında gidiyordun. Bu Ali Semerkandi Hazretleri'nin metfun bulunduğu bir yer var. Çamlıdere. Evet. Mesela daha oraya gelmeden önce işte Çamlıdere'de şu kadar kilometrede yazdı. İşte 1000 metre sonra Çamlıdere'ye giriyor dedi. Girerim ben bulurum yol dedim falan. Ya otoban bu. Bir geçtin. Ha, tercihini dümdüz gittin. Tabii Ankara'ya varırsın o zaman. Ankara'ya varırsın. Yani bedelini ağır ödersin. Onu demek istiyorsun. Evet. Dolayısıyla dünyada da insanlar bir tercih kullanıyor. Ama hayattayken hani deminki verdiğimiz misalde olmuş olsa Çamlıdere'ye yine ben aynı şekilde gelmek istiyorsam giderim ileriki yerlerden birisinden karşı şeride geçerim falan. Epey bir aynı şekilde onun bedelini öderim ama. Epey bir yol giderim sonra dönerim. Hem zaman kaybı hem yol kaybı hem benzin kaybı. Yani epey bana bir bedel ödettirir o. Bedel ödettirir. Ama telafi etme imkanım var. Onu anlatmak istiyoruz. Dünyadayken de yanlış tercih yaptıysak, Allah-u Teala korusun İslamiyet'i reddettiysek, hala da ölmediysek, bu can bu bedendeyse yine tercihimizi tekrar iman etme noktasına çevirebiliriz. Veyahut da iman ettik de emir ve yasaklarda gevşek davranıyoruz. Tercihimizi. Ya tamam namaz farzda şimdi kılarız tabii canım. Biraz sonra öyle geçiyor. Biraz sonra ikindi geçiyor. Ya kaza ediverir sonra ya. Biraz sonra. Habire bu gevşeklikte bunları katmerleriz. Yani artar. Ama bir gün gelir yani diyelim ki din büyüklerinden birisinin hayatını okursun, bir kitabını okursun falan. Cenab-ı Hak da o anda idrakini arttırır, anlayışını arttırır. Eyvah der ben ne yapmışım. Toparlarsın, bunları kaza edebilirsin. Kazaya kalan oruç borçlarını ödeyebilirsin. Bak yine buralarda tercih kullanıyorsun. Tabii bu tercihlerin neticesinde yarın bunların hepsi önüne konacak. Ve melek de diyecek ki ya Rabbi bu kulun önce iman etti, önce bocaladı bir. Yani küfürde İsrail etti ama sonra tövbe etti, iman etti. İman ettikten sonra da ibadetleri de bocaladı, böyle böyle yaptı. Fakat sonra aynı şekilde birden değişti, tövbe istiğfar etti. Bunları kaza etmeye başladı ama ömrü de yetmedi. Allah-u Teala öyle Erhamir Rahimin diye anlatıyor kendisini. Merhametlerin en merhametlisi olduğu için buyurmuş ki meleklerine bu kuluma eğer ömür verseydim, ömrünü biraz daha uzatsaydım bunların hepsini kaza edecekti. Ama ömrü yetmedi. Dolayısıyla bunların hepsini kaza etmiş kabul ediyorum. Silin borcunu diyor. Böyle bir Rabbimiz var. Dolayısıyla biz tercihimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına, Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun olarak yapacak olursak Allah-u Teala da ona uygun yaratır. Ha efendim kötü bir şey yapmayı murad ettiğimiz zaman demin İmam-ı Rabbani Kutusu onu ifade ediyorlardı. Anlatıyorlardı. Orada biz o kötü fiili mesela o 72 bidat fırkasından Mutezili diyor ki Allah-u Teala kötülüklerin yaratıcısı değil haşa.
Güya Allah-u Teala tenzih edeyim. Yani ona şey sürmeyeyim, leke sürmeyeyim leke diyor. Sürmeyeyim. Ama öbür tarafta mahluk olan, yaratılmış olan insana da yaratma sıfatını yüklüyor. Farkında değil yani ne yaptığını. Müştehit olsaydı, iştahat makamına yükselseydi, vilayet hassay Muhammedi ile şereflenselerdi, bu 72 bidat fırkasının alimleri vardı ama bunlar iştahat makamına yükselmemişti buyuruyor ehl-i sünnet alimleri. O hataya düşmezdi. Orada bocaladı, tepe taklak oldu gitti. Halbuki o kötülüğü tercih eden kuldur ama yaratan yine Cenab-ı Hak'tır. Onun için mesela amentü de hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayrı da şerri de yaratan Allah-u Teala. Tercih eden ise kuldur. Peki kul her istediğini yapmaya kadir midir? Hayır. Her istediğini yapmaya kadir olsa o zaman halik olur, yaratıcı olur. Kul olmaz. Yaratan olur. Her istediğini yaratma konusunda Allah-u Teala mesela muhtardır. Bütün fiillerinde, bütün işlerinde muhtardır, serbesttir yani. Kimseye de sormaz. Kimseye de hesap vermez. Kimseye de sormaz. Ama sorumlu olan kul mudur? Evet, sorumlu olan kuldur. Abdülaziz Ed-Derini Hazretleri var. Talebelerine şöyle nasihat ederlermiş bu zat. Bütün işlerinizde ve hareketlerinizde orta hal üzere olun. Cimrilikten ve israftan son derece sakının. İsraf ve haddinden fazla dağıtmakla elde bir şey kalmaz. Bir gün insan muhtaç kalır. Cimrilik yapmak, hal ve harekette ölçülü olmamakla da kişi itibar bulamaz. Sakın dünyanın parlaklığına, cazibesine ve onun dışı tatlı, içi zehir olan hilelerine aldanmayın. Onun içi inci gibi görünen ön dişlerinin arkasında parçalayıcı dişleri saklıdır. Çünkü dünyanın sağı solu belli olmaz. Bakarsın bazen suda ateş parçası olsun ister. Bazen insana yapamayacağı şeyler teklif eder. Böylece insan boyundan büyük işlere girer de helak olur gider. Eğer kadere, Allah-u Teala'nın hükmüne rıza gösterirseniz şerefli bir hayat yaşarsınız. Yok, imkansız bir şeyin olmasını ümit ederseniz ümidinizi tehlikeli bir şey üzerine bina etmiş, kurmuş olursunuz. Yani efendim kul her şeyi yapabilir mi? Yapamaz. Bu zat da onu anlatıyor. Öyle kendi kafana göre de işte aynı şekilde ben şöyle bir yapsam da şunları yapsam da şunları şunu. Yapamazsın. Allah'ın sana yarattığı sebepler içerisinde onları yaparsın. Sen Halık değilsin. Sen Halik değilsin. Her şeyi yapma gücüne de sahip değilsin. Cenab-ı Hak bize o gücü, o kuvveti vermemiş. Evet, kudret sıfatından bir parça vermiş. İrade sıfatından bir parça vermiş. İlim sıfatından vermiş. Bu kudret sıfatı her şeye gücü yetecek anlamında değildir buyuruyor. Her şeye gücü yetecek anlamında değil. Şimdi itiraz edenler, ben istediğimi yapmak istiyorum. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Onu söyle bakalım. Ha, buradan şeye New York'a otoban istiyorum. Yap. İstanbul'dan Amerika'ya otoban. Yapacağım. Yapma diye yok. Yapabilirsen yap. Uçmak istiyor. Uçmak istiyorsun. Uç. Cenab-ı Hak akıl vermiş, irade vermiş. Uçan varlıklarını yaratmış. Onlara bakarak sen de aynı şekilde uçabilir misin? Evet, uçabilirsin. Denizde gidebilirsin. Tren yolu yapabilirsin. Onları yaratan da Cenab-ı Hak. Yaratan yine Allah-u Teala. Akıl vermiş, aklıyla aynı şekilde Cenab-ı Hak'ın yarattığı diğer şeylere bakmak suretiyle onlardan ilham alarak, düşünerek ben de böyle yapsam aynı şekilde başarabilirim. Başarabiliyor. Ama bütün bunlar kulun halık yani yaratıcı olduğunu göstermez. Kul sadece yaratılan şeylerin içerisinde keşfeder, birbirlerine benzeyenleri bulur ve ortaya koyar. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında ikinci bölümde yine devam edelim. Gönül Kulübü. Gönül Kulübü. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı'nda ikinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Konumuzun başlığını kısaca hatırlatacak olursak, Allah-u Teala'nın kudreti takdirine razı olmak diyebiliriz. Evet hocam, insanın ne olduğu konusunda biraz bilgiler vermiştiniz. Daha doğrusu ne olamadığı konusunda. Yani kainatı düşünürsek ya da işte uzay boşluğu da dahil olmak üzere düşündüğümüz zaman, 7 kat gökleri de dahil edersek bizi mikroskop altında bile bulmak mümkün değil. Aynen öyle. Buna rağmen biz hani böyle sanki küçük dağları ben yarattım derler ya, öyle havamızdan yanımıza yaklaşılmıyor.
İsterseniz kaldığımız yerden yine devam edelim. İnsan nedir? Nasıl razı olması gerekir? Yaratıcısına nasıl rağm olması gerekir? Şimdi bizim burada belli şeyler tercih. Cenab-ı Hak bu izni vermiş. Bu hakkı vermiş. Ve neyi tercih edersek bunun karşısının ne olacağını da bildirmiş. Öyle bir Rabbimiz var. Ya bak, bu yoldan gidersen uçurum diyor sonu. Bu yoldan gidersen selamette gidersin. Bu yoldan gidersen eşkıyalar var, soyar seni. Hatta seni öldürür dedi. Sen duruyorsun. Ha, buradan, buradan, buradan. Bir tercih kullanıyorsun. Tercih kullanıyorsun. Diyelim ki eşkıyaların bulunduğu yeri tercih ettin. Malını, mülkünü aldılar. Elinde kestiler. Ondan sonra insan başlıyor feryada. Allah Teala diyor, benim diyor başıma gelecek bunların hepsini biliyordu. Biliyordu. Bilmeyen ilah olmaz. Bilmeyen ilah olmaz. Dolayısıyla diyor o suçlu. Haşa. Biliyordu arkadaş da burada üç tane yol vardı. Senin de tercih hakkın vardı. Sana bu tercih hakkını verdi. Bunların burası eşkıya yolu. Burası aynı şekilde uçurum. Burasında selamet olduğunda aynı şekilde peygamberler vasıtasıyla bildirdi. Sen tercihini bilerek eşkıyaların bulunduğu yola aynı şekilde kullandın. Allah Teala biliyordu da insan da biliyordu. Bile bile gittin. Yani. Bile bile yoldan çıktın. Yani. Tabii. Bile bile aynı şekilde sen bu yolu aynı şekilde bildirdi kullandın. Çünkü. Kullandın. Evet. Ve neticede başın sıkışınca da bu sefer suçlu arıyorsun. Hani kabahati gelin etmişler de alamamış. Kimse beğenmemiş. Kimse beğenmemiş. Dolayısıyla insanlar hemen böyle kolayına kaçıyor. Ne yapayım diyor, kadermiş diyor. Allah Teala biliyordu, ben böyle yapacaktım falan. Ve şöyle anlıyor. Diyor ki Allah Teala bunu biliyordu ya, bu bir senaryo. Benim rolüm de eşkıyalar yolundan gitmek. Ben buna mecburdum. Mecbur değilsin işte, onu anlatıyorsun. Evet. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki mecbur değilsin. O Cebriye fırkası öyle demiş. Cebriye fırkası diyor. Mecbur değilsin. Senin tercih hakkın var. Bunu aynı şekilde kullanabilirsin. Şimdi İstanbul'da bile, gerçi İstanbul'un trafiği bir hengame de, sabahleyin kalkıyor arabası olan. Mesela diyelim ki Büyükçekmece, Beylikdüzü tarafından gelecek, bu tarafa doğru gelecek olan, Yenibosna tarafına gelecek olanlar. Bakıyor şimdi TEM'den mi gideyim, E5'ten mi gideyim, sahilden mi gideyim? Değil mi? He. Birkaç tane alternatifi var. Birkaç tane alternatifi var. Hatta onu bilmiyorum ben. O Büyükçekmece'den deniz otobüsü var mı bilmiyorum. Denizden gelme durumu da var mı onu bilmiyorum ben. Var mı yok mu? Bilmiyorum ben. Yani varsa diyelim ki o alternatif de var mesela. Veyahut da metrobüs kullanırsın. Beylikdüzü'nden itibaren aynı şekilde metrobüs de var. Ama Avcılar'dan itibaren deniz yolu da var. Deniz yolu da var. Dolayısıyla sabah çok alternatif var. Dolayısıyla oturuyorsun sen. Ondan sonra ya bugün E5'ten gideyim dedin. Kimse zorlamadı seni. Bir girdin tıkalı. Ya işte burası da işte, kim söylenip duruyorsun. Ya niye söyleniyorsun artık? Kim beni ittirdi diyemezsin. Kim bu tarafa yolumu çevirdi diyemezsin. Sen girdin. Kendin girdin. Kendin girdin. Otoban tenha olur dedin. Gittin orada kaza olmuş, kapanmış. İki saatte çıkamadın. Tüy 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 böyle olmuştu da ben bilseydim de falan. Bildin de girdin arkadaş. Orası tenha diye girdin. Ama tenha olmuş. Şey yapsaydın hava atacaktın. Ben bilirim ya. Orasının tenha olduğunu bildim. Hemen geçtim. 15 dakikada geldi falan. Hava atacaktın öyle. Ama işler tersine girince suçlu arıyorsun. Belediyeyi koyuyorsun, falanı koyuyorsun, filanı koyuyorsun. Niye kendini aynı şekilde hesaba çekmiyorsun? Kolayına kaçmak. Hep suçu başkasında aramak. Başkasına yüklemek. Kader konusunda da aynı şekilde. Evet, Allah-u Teala biliyordu. O yolların hepsini biliyordu. O yollara girenlerin de başına ne geleceğini biliyordu. İnkar edenlerin cehenneme gideceğini Cenab-ı Hak biliyor. Efendim onun tercihini de biliyor. Tercihini de biliyor ama mecbur etmiyor ki. Yani Allah-u Teala'nın bilmesi, ezelde bilmesi insanın tercihini etkilemeyen bir şey. Evet, tesir etmiyor. Tesir etmiyor yani. Tesir etmiyor. Tercihini sen kendin kullanıyorsun. Bugüne kadar Mustafa Bey, bu yaşına kadar sen de şahit oldun. Bu piyasada insanları gördün. Şimdi İstanbul, Türkiye'nin enteresan bir yeri. Çünkü diğer, eskiden 67 vilayet diyorduk da şimdi 67. 81. Tamam, 81 vilayet neyse. 81 vilayetin hatta köylülere varıncaya kadar aynı şekilde burada insanı var. Yani küçük bir devlet, küçük bir Anadolu. Evet. Küçük bir Türkiye Cumhuriyeti de. Ne küçüğü be, Yunanistan'dan büyük. 72,5 millet var. Evet. Şimdi Avrupa'nın çok devletlerinden büyük İstanbul. Şimdi
Buradaki insanlardan aynı şekilde zaman zaman siz de şahitsiniz. Görüyorsun. Hepimiz görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Bakıyorsun adam bir tercih kullanıyor. Ondan sonra feryat ediyor. Bağırıp çağırıyor falan. Ya arkadaş seni kimse zorlamadı ki. Kimse zorlamadı ki. İstanbul'a gelmeye bile seni zorlayan ne oldu? Taş toprağı altındır. Biz de işte biz amcaoğlu gitti köşeyi döndü. Geliyorsun aynı şekilde doğru. Sen de dönüyorsun köşeye ama yani, köşelerde kalarak dönüyorsun köşeleri. Bu köşede rüzgar var öbür köşeye gideyim diyorsun. Gece yatacak yer bulamıyorsun. Gece yatacak yer bulamıyorsun. Ondan sonra da aynı şekilde işte Allah-u Teala biliyordu. Elbette biliyordu. İyi de Allah-u Teala ama sana bildirdi de. Yani bir yere iş gideceksin, istişare et, danış. Ondan sonra işlerin aynı şekilde uygunsa git bir gör, tecrübe et, kalbinde kanatsa ondan sonra. Sen öyle değil, palas bındırsa aynı şekilde sırtına yüklüyorsun, getiriyorsun sonra diyorsun ki kimse bana bakmıyor, devlet bakmıyor, belediye bakmıyor falan. Ne yapacak bu belediye, ne yapacak bu devlet? Yani aklın izah edeceği alacağı bir şey değil. Aklın izah edeceği alacağı bir şey değil. Sonra mesela İstanbul büyük şehir olması sebebiyle, metropol olması sebebiyle bu trafik, bu keşmekeş sadece İstanbul'a mahsus değil ki. Mesela bir nasip oldu, biz bir Hindistan'a gittik. Delhi'de adım adım 25 milyon nüfusu Delhi'nin. Bombay 30 milyon adım adım. Ya şimdi 30 milyon insandan bahsediyorsun. Bunlar yaya yürüse bile kapatacaklar orayı. Niye efendim bu yollar boş değil? İşte Allah-u Teala biliyordu bunu. Elbette ki biliyordu. Sen oraya toplandın. Hepin toplanacağını biliyordun. Git tenha yere gir. Tenha yere git. Tercihini sen başka türlü kullan. Mecbur değilsin İstanbul'a gelmeye veyahut da ne bileyim Delhi'ye gitmeye. Mecbur değilsin. Şimdi hac zamanı diyelim. 3 milyon, 4 milyon insan oluyor Mekke-i Mükerreme'de. Şimdi Umre'de olmuyor. Ben Umre'ye de gittim gördüm. Hac zamanı da gördüm falan. Hakikaten adım atacak gibi değil. Şey yapamıyorsun mesela. Otelin biraz uzaktıysa arabaya biniyorsun. Gereği yok. Yayan daha çabuk varıyorsun. Yayan gidersen daha çabuk varıyorsun. Şimdi 3 milyon 4 milyon insandan bahsediyorsun bu. Ve bu insanlar hepsi bir yere tükürse orada gölet oluşur ya. Ve bunlar bir noktada toplanıyor yani. Evet, bir noktada. Şehrin bile bir noktasında tabii, neredeyse. Kabe'nin muhasıra da aynı şekilde tavaf ediyorlar. Dolayısıyla hani diyeceksiniz efendim niye uzattınız bu kadar? Burada Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki evet Allah-u Teala ezelde takdir etmiş, dilemiş, bizi burada imtihan ediyor. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin, Emen abiler yaptığı toplantılarda hep naklederlerdi, bunu anlatırlardı. Dinin yarısı sabır, yarısı şükür diye. İşte kader bir tercih meselesi ama başına gelecek şeylerde ya şükredeceksin ya sabredeceksin. Sıkıntı gelse sabredeceksin. Nimet geldiyse şükredeceksin. Ama tercih ederken sıkıntıyı tercih etmiyorsun. Sen bir işte veyahut da herhangi bir şeyde istişare ettin, kitaplara baktın. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın rızası buradadır. Kanaat geldi ve tercihini kullandın. Ama orada başına bir sıkıntı geldi. Ha diyeceksin. Ben tercihimi yanlış yapmadım. Cenab-ı Hakk'ın rızasını uygun seçtim. Ama Rabbim beni imtihan ediyor. Belki günahlarım affolacak. Belki de ahirette derecemi aynı şekilde yükseltecek. Ben onu bilemem. Mülk onun. O dilediği gibi harekettir. Bizim irademizin dışında olan şeylerden de biz sorumlu değiliz. Evet. Ancak biz kendi tercihlerimizden sorumluyuz. Şimdi çok özür dilerim. Biraz kaba bir misal olacak ama senin üzerinden vereyim misal. Mesela sen ishal olsan. Cenab-ı Hak hani şifa ishanesinde öyle bir şey yok da. İshal olsan. Midene kabahat bulur musun? Niye ishal oluyorsun diye. Suçu ne onun? Yani bir de ceza vereyim. Bir de ceza vereyim falan. Olmaz o. Şimdi çeşitli sebeplerden dolayı. Mesela mevsimler değişiyor bazen. Soğuk oluyor, sıcak oluyor. Sıcak da etkileyebiliyor, soğuk da etkileyebiliyor. Bizim dışımızda olan bir hadise. İshale yakalanmışım mesela. İshale yakalanmışım. İki de beyler gidiyor. Yo ne oldu işte 5 dakika bile şey yapmıyor falan. Sadece ishale yakalanman da gerekmez. Bazen benim başıma geliyor mesela ayaklarımı üşüttüğüm zaman ya da bir şey yediğim zaman ne olursa 5 dakikada bir helaya koştuğum olur. İdrar yollarında bir baskı oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Ne yapacağım peki? İsyan mı edeceğim? İtiraz mı edeceğim? Kime itiraz edeceğim? İşte benim idrar yollarımı haşa Allah-u Teala daha düzgün yaratsaydı daha iyi çalışırdı. Bir dakika hemşerim be ya. Nereyi suçluyorsun sen? Ayaklarımın içinde rezistans olsaydı. Nereyi suçluyorsun sen? Önce suçlayacaksan kendini suçla. Koruyamamışsındır. Ayağın terlemiştir. O anda kurutmamışsındır. Veyahut da soğuk bir yere basmışsındır.
Bir şey olmuşundur, bir şey tetiklemiştir onu yaparken, durup dururken değil. Sen farkına varmadan bir tercihte bulunmuşundur. Netice itibariyle üşütmüşsündür, mideni üşütmüşsündür, idrar yollarını üşütmüşsündür. Bunlar da başına gelmiştir. Niye başkasını suçluyorsun? Kendini suçla. Şeyde de aynı şekilde Allah-u Teala'nın yarattığı ve hani kaza ve kader konusunda da Ehl-i Sünnet alimleri aynı şeyi söylüyorlar. Niye suçluyorsun ki diyor. Niye suçluyorsun ki? Senin kendi tercihin bu. Benim başıma bir şey geldiydi. O zaman yüksek İslam'dı. Şimdi ilahiyat fakültesi oldu. Bitirdik. Biz Milli Eğitim'den aynı şekilde tercihimizi kullandık. Diyanet'ten değil, Milli Eğitim'den vazifesi, dilecimizi yazdık. Okuldayken yapılıyor lan. Böyle 3 nesa dolduruyorduk. İşte biz gündüzde okuduğumuz için tercih ettiğimiz yer var bizim. Mesela Leyli okuyanlar diyorduk. Yani yatılı okuyanlar. Yatılı okuyanlar var. Ondan tercih hakkı yok. Devlet okuduysa onlar nereye isterse oraya, devletin tayin ettiği yere itirazları yoktu. Bizim tercih hakkımız var. 3 vilayet tercih edebiliyorduk. Veya da tek vilayeti tercih edebiliyordun. Ama olsun, hani şey mevzuata uygun düşsün diye 3 başa, tabii Konyalı olduğun için Konya yazıyorsun. Manisa'lı bir arkadaş vardı. Kitaplarda okurdum Manisa, Şehzadeler Şehri. Manisa yazdım. Üçüncüsü ne yazayım falan. Bollu bir arkadaş vardı ya. Dedi bizim memleket de güzel dedi. Dedim hakikaten ya, Bolu ormanları, Bolu ya, Bey'i falan. Tamam, yeşillik yazar. Gitmeyiz ya dedim. Yazdık böyle şey olarak Konya, Manisa, Bolu. Birinci kağıt böyle. İkinci kağıda da yine Konya, Manisa, Bolu. Üçüncü kağıda Konya, Manisa, Balıkesir yazdım. Allah Allah. Dedim nerede çıktı bu? Balıkesir bir arkadaş vardı ya, bizim dedim memleketin nesi var falan. Ya bir şeysi yok dedim. Balıkesir, yani balık çok ama. Ama biz Bolu biliyorduk. Biz Bolu biliyorduk. İki nüsa Bolu yazılı. Baş muhabim vardı, ona gittim dedim. Hocam böyle böyle falan. Dedi yok kağıt. Ne yapacağız? Onun üzerinde oyna dedi. Allah Allah. Geldik arkadaşlarla, bir iki arkadaş vardı falan. Ya Bolu'nun Balıkesir olur, Balıkesir'in Bolu olur. Balıkesirli arkadaş dedi ki Balıkesir yapıver. Yani Bolular Balıkesir yapmak kolay da Balıkesir Bolu yapmak zor. O uzun çünkü. Ya zaten gitmeyeceğiz dedim ya. Yazalım gitsin dedim ya. Onlar Balıkesir yaptık. Gel zaman git zaman. Bir telgraf geldi Milli Eğitim'den. Balıkesir Gönül Ömer Seyfettin Lisesi'ne. Tayin oldu. Tayin oldu. Bir baktım. Ona dedim beni kim tayin etti Balıkesir'e? Unuttunuz onu da. Tabii. Telgraf aldığım gibi Ankara'ya gittim. Milli Eğitim'de Din Eğitim Genel Müdürlüğü var. 8. katı hiç unutmuyorum. Asansörlerde çalışmıyor mu dedim. Yürüyerek de çıkmışım ben. Tık nefes kalmışım. Bize madde müdür olarak gelen birisi oradaydı o. Bir gördü dedi. Ne bu vaziyet? Dedim hocam dedim ya, ben istemediğim yere tayin etmiş. Öyle dedi, sakin ol dedi ya, biraz dedi halledilir bu meseleler falan filan. O biraz şey yaptı. Ondan sonra beni bir orada bir şubeye şube şefin yanına götürdü. Adamcağız Allah razı olsun. Baktı artık haleti ruhiyem nasılsa. Hele dedi otur dedi ya dedi. Kızma dedi, sinirlenme, otur bakalım. Bir çay söyleyelim, çay söyledi falan. Bakarız o sene, hallederiz dedi, üzülme dedi falan. Beni iyice rahatlattı. Ondan sonra ben hala kim tayin etmiş istemediğim halde diyorum. Dosyayı çıkardı adam. Çıkardık, önüme koydum usta abi. Senin tercihin ya bu dedi, Balıkesir. Orada bir baktım ona, Bolları Balıkesir. Senin tercihin dedi, senin tercihin. Böyle dondum kaldım. Adam gene hakikaten yani olgun birisiymiş. Ya dedi şimdi sen buraya git dedi. Daha sonra gene dedi aynı şekilde Konya'ya tayin olursun dedi ya. Balıkesir'de şey güzel. Balıkesir'de güzel. Hem dedi şimdi dedi bunu kabul etmesin. Bir 6 ay daha beklersin falan filan. Dedim olur. Ama gittim. Gittiğimde çok iyi olmuş tabii. Çok iyi olmuş yani gittiğime de ondan sonra sevindim tabii. Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde ne nimetleri ihsan ettiğini o zaman aynı şekilde şey yapıyorsun. Sonra insan utanıyor da. Şimdi bunu ben zaman zaman anlatıyorum. Ya dedim ben dünyadayken bir tercihte bulundum. Benim gibi bir insan benim tercihimi gözümün önüne koydu. Buyur arkadaş dedi, tercihim bu. Peki dedim, her şeyin sahibi, yaratanı olan Allah-u Teala. Ben dünyada tercih ediyorum. Kirame, katim, melekleri bunların kayda geçiyor. Yarın mahşerde bunları kim yaptı? Melekler diyecek ki Osman Ünlü sen yaptın. Bak buraya nasıl kendi el yazınla. Bollar Balıkesir yaptıysan bu işleri de sen yaptın. Sen tercih ettin. Başkası değil. Başkası değil. Dolayısıyla bize Cenab-ı Hak tercih hakkı vermiş. Bize tercih hakkı vermiş. Biz o tercihi kullanıyoruz. Dolayısıyla ondan sonra çıkan neticeye de razı olmak gerekir. Şeyi çağrıştırdı şimdi sizin o örneğiniz. Allah-u Teala'nın birçok emri var mesela bizlere.
onu tahrif edip üzerinde oynayıp mesela bidatler öyle çıkıyor ya. Evet, aynen öyle oluyor. Evet. Yani ha, tercihini onlar da öyle kullanıyor. Evet, tercihini öyle kullanıyor. Tabii. Yarın bir gün ya ben dine uydum deyince al bakalım. Bolu'yu Balıkesir yapmışsın. Dinin aslı bu. Yani, evet. Sen üzerine tahrifat yapmışsın. Evet. Sen üzerine tahrifat yapmışsın. Veyahut da otobanda gidiyorsun. Tabelayı yanlış okumuşsun. Sen yanlış okumuşsun. Başkası sana zorla demedi. Adapazarı diye yazıyordu. Sen Ankara diye okumuşsun. Ankara arıyorsun boyuna. Hani İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri bir şey yapıyor da, bir misal veriyor da. Adam Hindistan'dan çıkmış. Hindistan'dan o zaman hacca gidecek olan Himalyaları aşıyor. Ondan sonra Afganistan, sonra İran, işte Irak üzerinden gelecek. Adam işte Himalyaları aştıktan sonra sormuş. Birisi de bir yanlış yol tarif etmiş. Bu işte Maverav Nehir, Semerkant, Buhara, o tarafı tarif tam etmiş. Tam tersi istikamet. Tam tersi istikamet, kuzeye. Gidiyor, tam has zamanda olmuş. Aylarca gitmiş tabi orada. Demiş Kabe ne tarafta? Demiş de yanlış geldin. Kabe çok uzakta kaldı. İşte insan da dünyada çok dikkatli olması lazım. Tercihini kullanırken ona göre kullanması lazım. Şimdi Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyorlar ki her şey için kerem vardır. Kalbin keremi Halık'tan, Yaratan'dan razı olmak, kadere rıza göstermektir buyuruyor. Kadere rıza göstermek. Cenab-ı Hak beni fakirlikle imtihan ediyor. Ne itirazım var buna? Hastalıkla imtihan ediyor. Ha, ben tercih etmedim onları. Hani normal çalışmak için esnaf oldum, ticaret yapayım ama öbürsü abad oldu, ben de aynı şekilde iflas ettim. Burada imanı olan bir kimse şöyle düşünür. Ben Rabbimin sebeplerine yapıştım. Tamam, ticarete başladım. Ama Cenab-ı Hak benim işimi rast getirtmedi. Ama ben tercihimi doğru kullandım. Yalan söylemedim. Hile yapmadım, aldatmadım. Ama müşteri gelmedi. Öbürsüne gitti. Öyle illa iflas etmek için malını satamadı adam. İflas ettim. Ha, demem ki benim hakkımda bu hayırlıymış. Böyle mi demesi lazım? Evet, böyle demesi lazım. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri o yüksek dereceyi anlatırken buyuruyor ki, yani Allah-u Teala'yı tanıyabilmek için buyuruyor, bir kimse sabahleyin evinden çıktığı zaman karşılaştığı her şeyi, ama her şeyi buyuruyor Mustafa Bey, karşılaştığı her şeyi, aradığım, istediğim, arzu ettiğim şey bu idi demedikçe Allah-u Teala'yı tanımak, yani evliya olmak ona nasip olmaz buyuruyor. Ya şimdi biz de naklediyoruz. Okurken de böyle insan ürperiyor. O ne demek? Tam evden çıktım, bir tanesi sana sövüyor. Ana avrat küfür ediyor. Ben bunu bekliyordum diyebilir misin? Geldi, omuz attı adam mesela. Veya omuz attı. Veya da aynı şekilde omuz attı. Veya tedbirsiz çıkmışsın. Islandın. İşte bunu bekliyordum diyebilir misin? Hani büyüklerden, evliyadan bir zat böyle yeni tıraş olmuş. Mübareğin de böyle bazen ensesi aynı şekilde geniş olanlar oluyor. Böyle de mübarek açılmış, hep önüne bakıyor, mübareğin ensesi gözüküyor. Yok, geçtiği kasabada adam bir tanesinin zaafı varmış. Böyle ensesi şey görendim, götürdü tokat atar. Kabadayı bir adam, tokat atarmış. Bu zaten yüzüne falan bakmadan ensesini görünce götmüş bir tokat atmış. O zat şöyle başına kalıp bakmış, o kabadayın içi titremiş ama. Hani sen denemiş yani. Ama hiçbir şey dememiş, yürümüş. Orada bu mık gibi çakılmış kalmış. Birisi gelmiş, ya neye attın onu? Biraz kendine gelmiş, bak sana da vururum ha. Ya demiş, bana vur, önemli değil demiş ya. O demiş evliyadan falan zattı. Öyle diyeceğim ona. Demiş zaten içim titrediydi onun bakışından. Eyvah demiş, ben ne yapmışım? O zaman kabadayılar da hakikaten gerçekten kabadayıymış. Koşmuş. Eline ayağına sarılmış. Efendim çok özür dilerim. Benim demiş pis bir zaafım var. Böyle böyle oldu. Sizin mübarek ensenizi görünce de yeni de tıraş olmuşsunuz. O gene huyum depreşti falan. Hakkınız helal edin, ne olur. Demiş evladım, ben hakkımı helal ettim. Ama demiş efendim, bana böyle baktınız, niye baktınız demiş, içim titredi o zaman baktığınızda. Demiş evladım, gönderen Cenab-ı Hak. Sana benim ensem vurmamı aynı şekilde dinleyen Cenab-ı Hak. Hangi vasıtayı kullandı diye baktım. Şekli şemalini. Şekli şemalini. Boyu posunu. Nasıl bir vasıtayla aynı şekilde Cenab-ı Hak aynı şekilde şey yapıyor falan. E şimdi onların bakış açısı böyle. İmam-ı Rabbani Hazretleri de böyle. Çünkü ben kulsam diyor. Benim aynı şekilde değil. Ben, bu Cenab-ı Hakk'ın mülkü. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde benim tasarruf. Yani yetkim yok. Kullanma yetkim yok. Değiştirme yetkim yok. Yaratmak gibi özelliğim yok.
Ben onun herhangi bir kuluyum. O beni imtihan ediyor. Ve bana diyor ki bunlara uyarsan cennete gideceksin. Uymazsan cehenneme gideceksin. Benim bu dünyayı değiştirmek, dünyanın yörüngesinden aynı çıkarıp başka bir yere götürmek veyahut da aynı şekilde ne bileyim ben her tarafı altın yapmak, her tarafı yeşillik yapmak, her tarafı su yapmak, öyle bir yetkim falan yok. Yok öyle bir şey. Düşünsenize bir başkasının evine giriyorsunuz. Bu koltuk burada olmamış. Şu dolabı şuraya niye koydunuz diye karışıyorsunuz. Olmaz o. Yani. Hani zaman zaman anlatıyoruz. İslam ve toplumda anlatıyoruz. Yeri geldiği için burada da anlattığımız oluyor da yeri geldiği için hani onu da anlatmak tabii mahsur söz konusu değil. Çünkü bazı şeyler var. Anlatılan kitaplarda anlatılan hikaye, menkibi anlattığın zaman hadiseyi özetliyor. Hani adamcağızın birisi sen de İç Anadolu olduğun için biliyorsun ama çocukluğun oralarda geçmediği için duymuşsundur babanlardan falan. Şimdi şeyden itibaren Haziran ayından itibaren bilhassa biz İç Anadolu'da görüyorduk. Büyükbaş hayvanlarımız, öküzlerimiz vardı falan. Haziran ayından itibaren tabi bunlar hatta Mayıs'ta çıkıyor. Dışarıya çıkıyor bu hayvanlar. Sığır, öküzü otlatmak için. Tabi bu hayvanlar aynı şekilde çok ayıp ama helaları yok. Yolda giderken falan yapıp gidiyorlar. Bak sığır cinsi hiç durmaz. Yani kakasını da yapsa, idrarını da yapsa durmadan öyle gider. Yürüyerek yapar. Yürüyerek yapar. Ama at ve eşek idrarını durur öyle yapar. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Niye ben bilemem onu yaratan öyle yapmış. Fakat bu sığır cinsi olanların o necasetlerini bir tane şöyle siyah bir böcek var. Yani işte parmağın o tırnak büyüklüğünde falan işte büyük. Ya usta abi gelirler bir tane değil, üç tane değil, beş tane değil. Otururlar aynı şekilde. O hele bir de mesela mandalar hakikaten böyle okkalı bir şekilde bırakmışlar onu. Onun başına oturuyorlar. Onları bille yapıyorlar böyle. İnsan garibine gidiyor. Başka işin yok mu? Adamcağızın birisi de bir gün gelmiş böyle bakmış bakmış. Hey yarabbim demiş. Bunu demiş. Niye yarattın ki demiş ya. Mayıs böceği diyorlar ona. Ne faydası var bunun demiş falan. Halbuki mesela şimdi okuyoruz. O öyle bir faydalıymış ki tabiata katkı sağlıyormuş o. Onlar öyle dağıtıyormuş, şey yapıyormuş. Tabiatın dengesiymiş onlar. Nasıl denizin içerisinde var öyle çöpçüler. Burada da aynı şekilde çöpçülük yapıyorlarmış. Onlar parçalar, toprağın karışmasına sebep olur. Sonra onlar gübre olur. Bir sürü işleri. Şimdi bakmış bakmış adam neyse. Öyle demiş. Sonra hastalanmış bu. Orası senin, burası benim falan. Şu doktor, bu doktor, şu eczacı, bu eczacı. Yok, bir türlü geçmiyor. Nihayet bir gün birisiyle karşılaşmış falan. Bakmış haline demiş, hasta mısın? Hastayım da demiş, derdin, devasını bulamadım demiş ya. Doktor, demiş bunun demiş doktor ve eczacılıkla alakası yok demiş. Bunun bir ilacı var ama yapar mısın? Demiş ya ver ilacı, denedim demiş. Söyle bakalım. Mayıs böceğini bilir misin? Demiş. Bilirim demiş, onu yutacaksın demiş. Onu. Adam çaresiz kurtulmak için gitmiş yutmuş. Ve iyi de olmuş. Neyse aradan zaman geçmiş. Bu adamcağız bir gemiye binmiş. Gemi yolculuğu yapıyor. Denizde patlamış mı Mustafa Bey? Dalgalar geliyor böyle. Gemi bir öyle gidiyor bir böyle. Herkes aman ya Rabbi ya Resulallah imdat diye bağırıyor falan. Dua edenler. Hiç böyle sakin sakin duruyor falan. Demişler ya sen niye? Ha? Demiş. Ben demiş onun işine bir defa karıştım. Bana mayıs böceğini yedirtirdi. Dolayısıyla mülk Cenab-ı Hakk'ın, mülk Cenab-ı Hakk'ın biz sadece tercihlerimizden sorumluyuz ama Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde, kainatta yaratmış olduğu herhangi bir şeye müdahil olma yetkimiz ve yok. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyler tersine çevirme durumumuz yok. Şimdi mesele gece, gündüz yap. Ona gücüm yetmiyor. Ona gücüm yetmiyor. Hani bir hükümdar işte büyüklerden bir zatı böyle bir şey yaptığı için şey yapıyor falan. Bakıyor sonra anlıyor hatasını demiş özür dilerim falan. Dile benden ne dilersen. Demiş gençliğimi geri iade ediver. Ona gücüm yetmez demiş. O zaman bir ferman yazdı demiş. Cehennemdeki meleklere göstereyim de beni cehenneme atmasınlar. Demiş ona da gücüm yetmez. Demiş ne biçim hükümdarsın demiş ya. Benim öyle bir sahibim var ki. Ondan her şeyi istiyorum. Hiç gücüm yetmez demiyor diyor ama. Dolayısıyla insan aciz bir varlıktır. Biz buraya imtihan için gönderilmişiz. Ve sadece tercihlerimizden sorumluyuz. Ama bizim dışımızdaki meydana gelen şeylerden zaten Cenab-ı Hak bizi hesaba çekmeyecek. Ama onlardan da razı olmak, hoşnut olmaktan başka da çaremiz yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Bir başka konuyu konuşacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Kunarı.